16.1.2019. Dağın ilmini size dillerken burada bugün bütünün gücü olarak çorba pişireceğiz. Herkes kendi çorbasında mutlak Kur'an'ı kodlayacak. Ve bizler mükafat olarak bilişin kaleminde halikiyeti, hakikiyeti ve hak tekniği tohumlayacağız. Unutmayınız ki dünya planeti hepimizin gerçeğinde mutluluk kodlarıyla kayıtlıdır. Ne var ki hepimiz bu dürümde bir tek olmalıyız ki siyahın her anda var olduğunu bilebilelim ve muktedir kılabilelim tüm sahraları. Bize el uzatanlara elimiz olmayacak. Neden bilir misiniz? O el Allah eli olduğu sürece bizimle olur. Ama o el Allah eli olmadığında bizde olmayacak. Bu dönem çok özel bir dönemdir. Bizler bu dönemde teknik tohumlama da yapacağız. Umutlarımız, mutluluklarımız ve kodlanış ilmimiz olacak. Allah'ın dediği, aklın dediği ise bizler aklın dediğinde kodlama yapacağız. Eğer Allah sessizce bizi dinlerse o bir tek olacak ve bizleşecek. Ellerimiz Allah'ın elidir. Ekmeğimiz her ilmin teknik tahlilsizliğidir. Ama yarınımız hepimizin kendi yolumuzdadır. Önce görevimizi bilerek yapmalıyız. Nefes alıp nefes vermek, kendi kelamımızı hak etmek ve mutlak olmak hepimizin gereğidir. Ama Allah'ın adı vardır, ilimdir o. Bizler ilmin kapısını bulanlar ve o kahar ilmi halik kılanlarız. Eğer dünya planeti kodlanmışsa insanlık kontrol kurabildiğinden ve hak teknikte kodlama yapabildiğinden doğan bir haldir bu. İmparatorluk gerçekliği vardır her anda. İmparatorluk gerçekliği derken her şeyin her şeyle kodlanışını kastetmekteyim. Biliniz ki dünya planeti kendi dilini ve kendi değerini dinletebilir ama Kur'an olmalı ki kodlama yapabilelim ve kontrol kurabilelim. Dünya planetinde yarınları kodlayacak olan biliş kapılarımız var. Bu kapıların tümünde eğirdiğimiz kelamlarımız var. Her anımız var ve mutlakiyetimiz var ama çantamız da var. O çanta ağır yüktür bize. Biliniz ki o yükü taşıyabilmek için mutlak Kur'an'ımızı kodlayarak buraya geldik. Ama ağırdır o çanta. O çantaya siyahı koyduk ve o siyahtan muktedir olduk. Ama siyahın lekesiz kalan insanda mutlak olduğu bilinir. Eğer siyah lekeli olanda olursa kontrol kurulamayabilir. Bizler lekesiz kalmak sorumluluğunu taşımaktayız. Eğer yasaları çiğnersek yaşamlarımız kontrolden çıkar. Bizler yasaları çiğnemeden burada bu yoğun çalışmada her insanla olmalıyız. Yana yana görev taşıdık tüm insanlık olarak. Yandık ama ne yanmak? Öyle bir yandık ki planetlerin perdelerini açanlar som altın ışığının tohumda kodlandığını ve Yaradan'ın tınısının teknik tohumda muktediliğini kattığını her ana gördüklerinde yananın yangın olan olduğunu anladılar. Değerliler, biz yanan o yangın olarak çalışıyoruz. Yanmak insanın, insanda yanması bizim için dil olan, ilim olan ve kelam olan imparatorluğun kelam ilmiyle dillenişinden ötedir. Umutlarımız, mutluluklarımız her andadır. Barışımız mutlaktır ve her andır. Bedenimiz kervandır. Tüm sahraların ilmiyle kodlanmış ve mutlak olan, bütünün gücüne her ana kodlayabilen bir tek kervandır. Elim Allah elidir canlar. Bugün buradayım ama her anım ben. İmparator olarak güçlendireceğim. Toprak topluma tohum olmaya inmedim. İlim olmaya da inmedim. Karanlığı tahlilsizleştirip hakikati teknik tohumla kodlamaya indim. Emin olunuz ki dünya elimizin gücünden çok farklıdır.
Bunun içindir ki bu gücü hepimiz teknik olarak kodlayabilmeliyiz. Bütün kötülüklerin aşılması için birlik halinde olmalıyız. Birlik haline varmadan bütüne hizmetçilik yapılamaz. Eğer biz birlik olamazsak kardeşlik kodları mutlak kuranda kontrol kuramayacaklar. Bunun neticesi doğanın gücü kodlanamayacak. Çantanızın insanlık çantası olduğu da anlaşılamayacak. Ve dünya planeti korunamayacak. Biz bu planetin korunması için bu çalışmayı dürümlere çektik. Bu çalışma hepimiz için er karnesi olarak görev taşıyacak. Eril karne derken kelamın halikiyetini kastediyorum ki diri kutsal ışık halinde bütünün gücüdür o. Ve o direkt olan ekrandır. Her anı kodlayan ve direkt olan. Dünya planetinin kontrolü siyah renkli sessiz sahralarda kodlanmış şafak kayıtlarıyla kontrol altında tutulabilir. Bu dünya kontrolü Allah kodlarıyla herkesin kendi yoğunluğuyla gerçekleşir. İnsanın ilime halik olup varması, mutlak olması, bütünün gücü haline dönüşmesi gerekir ki har olabilsin ki Yaradan'ın tınısını tahtisiz olarak kodlayabilsin. Harını yükselten halik olabilir. Ama harını yükseltirken lekesiz de kalmalıdır. Merdivenin en aşağısına indik ki Yaradan'ın tahtındaki o yaşamları kodlayalım diye. En az bilgiyle kodlama yaptık ki bütünün gücünü kök görevle dinleyelim diye. Ölü planeti dinlemeye inmedik. Ölüyü diriltmeye de girmedik yaşama. Ölü görevini yapar ve dinlenir. Ama görevi türevleniş ve tahdissizlenişse o tahdissizliği bizler yaratan olarak Tanrı Kaha sahralarına indirmeliyiz.